Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de hoş geldim. Bir kez de birlikte çok güzel bir işbirliği yaptınız. Nasıl oldu bu ortaklık? Çok güzel. Yani Dear Case zaten bilirsiniz, hani alanlarda vardır herhalde kullananlar. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel ürünleri var. Bana geldiklerinde böyle bir teklifle ben de şöyle söyleyebilirim, direkt atladım. Çünkü ben gerçekten kendim böyle hani asıl kendim istediğim bir olaydı bu. Rengarenk kendi istediğim de şekilde tasarladım hepsini moduma göre ve hep birlikte güzel bir böyle güzel bir şeyler çıkarmış olduk. Keyifli oldu, güzel oldu. Dün girdik satışa aslında ve dün site falan kilitlenmiş. Teşekkür ederim ilginiz için. Güzel satışlar olmuş şu anda daha bir gün itibariyle. Teşekkür ederim. Ama gerçekten çok kaliteli, çok güzeller. Kılıflara baktığımızda zaten... Baktın değil mi? Evet, benim tarzım. Kendi benim böyle bir şeyim, Instagram'da koyduğum fotoğrafım, bikinili şeyini falan da koydular. Koyduk yani. İşte pizzalar, benim işte her zaman söylediğim böyle. Beni yansıtan şeyler oldu, ürünler oldu tamamen diyebilirim. Güzel oldu. Aynen. Şu anda benim telefonumda bu var. Ben varım arkadaşlar. Ama bakın. Görebildiniz mi? Bu size özel yapılıyor. Evet, evet, bu da satılabiliyor. Yani şöyle söylediler. Bakın böyle bir şey yaptık. Bunları ben böyle arkadaşlar ya niye benim fotoğrafımı alsınlar? Yok Şeyma Hanım merak etmeyin. Gerçekten gidiyor güzel, beğenildi. Ben peki tamam. Hani ben de şaşırıyorum. Evet gerçekten öyle. Hay Atasay'da mesela bana özel benim şeyim yapılmıştı. Şey böyle M yapılmıştı. Ben de hani bu bana özel yapılı gitmez. Yok Şeyma demişti Atasay bayağı iyi satış yapıyoruz. Buna dedim ay teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir fan kitleniz var. Var, doğru. Ben de bazen şaşırıyorum. Var. Yani bayağı bir beni şey yapıyorlar. O kadar güzel, iyi hissediyorum ki onlardan böyle güzel bir enerji, elektrik alıyorum açıkçası. Ben de dün mesela onu söylüyordum hani kendime. Allah'ım hani nasıl bana böyle bir şey verdin? Hani çok mutluyum gerçekten. Hani insanlar yurt dışında bile beni tanıyan tanımayan insanlar gelip yanına adın ne? Sen nasıl hani güzel enerjili, nasıl güzel bir kızsın diyen çok kişi oluyor. Burada böyle insanlar tanımayanlar beni bana gülümseyerek böyle yanıma gelenler ya da yanıma gelmeyip sadece uzaktan gülümseyerek el sallayan. Hani sanki onların ailelerinden biriymişim gibi. Herhalde çok fazla bir şeyler paylaşıyorum diye. Haklısınız, biraz fazla paylaşıyor olabilirim ama bu benim. Ben paylaşmaya merak devam edeceğim. Aslında evet, yani ne ediyorum. Yediğinizden, ne içtiğinizden, evet, doğru. Nereye gittiğinize kadar, doğru. Ne giydiğinize kadar. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Direkt bu lansmanı düzenlediniz. Evet. Tatil nasıl geçti Phuket adalarındaydınız? Phuket, bundan önceki senelerde ben hep bu dönemde aslında Tulum'a giderdim. Geçen sene de Tulum'a gidip Tulum'dan dönüp Phuket'e devam etmiştim. O zamanki tatilim de gerçekten keyifli, güzel geçmişti ama bu tatilim 15 gün hiçbiriyle karşılaştırılmayacak şekilde böyle çok güzel geçti. Çok kaliteli ve hayatımın en güzel tatilini yapmış olabilirim. Hem tatil demek istemiyorum çünkü şimdi deniz, kum, güneş dediğinde evet tatile gitmiş oluyorsun yazlık yere gittiğinde ama tatil gibi de değildi. Sanki ben orada yaşıyorum. Benim zaten hani yaşam şeklim hani nasılsa ben hayatımı nasıl sürdürüyorsam orada da öyle sürdürüyorum gibi oldu. Yani sadece bütün gün denizin önünde hani kumda güneşlenmek değil de zaten her gün sporum. Bir gün boxing işte bir gün yoga bir gün meditasyon. Hadi bugün kardiyo yapayım. Yani her gün sporumu yaptım. Her gün farklı yerleri gezip gördük keşfettik diyebilirim. Akşamları hep yemek yedik. Erkenden uyudum. Geç uyuduk. Arada bir işte arkadaşlarımızla eğlendik. Yani hani çok garip, çok keyifli. Bütün arkadaşlarımın ailesinin çocukları vardı. Sadece Melisa yoktu. Melisa babasıyla beraber, ablalarla beraber Miami'ye gitti. Ben de her gün böyle gözlerim onlar yani çok fazla paylaşmadım. Çünkü çocukları paylaştıkça hep sen kendi çocuğunu neden paylaş? Sen kendi çocuğunu yani ben de bunu algılayamıyorum açıkçası. Hani ya başka çocukları da sevemez miyim? Ben çok çocuk hastası, çocuk seven hani bir insanımdır zaten. Evet yani ben böyle çocukla çocuk olan, bebekle bebek olan böyle hani bebekle ne diye konuşan bir insanımdır zaten. Hani o yüzden onları paylaştım. Daha fazlasını paylaşmak istedim. Ama böyle bir tepkiler de alıyor oldum. Hani kendi çocuğunla olmak için. Bir de mesela yaptıkça gözlerim falan doldu. Hani onlara böyle bakıyorum. Hani beni görüyorlar mesela. Gözlerim doluyor çocuklarına bakınca. Anneler hani arkadaşlarım anlıyorlar. Şeyma it's okay. Yani Melisa da olacak sende. Ben biliyorum ama niye kızım benim yine burada değil falan. Olamadı. Böyle şimdi böyle olmak zorundaydı. O da güzel bir tatil yaptı. Bir hafta babası ve ablalarıyla beraber Miami'de. Şimdi inşallah bir dahakine benle beraber. Benle gelecek tatile. Tabii. Şimdi okulda. Şöyle bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Melisa karne aldığı dönem. Melisa karne almadı. Melisa okulu vardı.
zaten. Melisa babası okuldan izin aldı. 5 gün gitmiyor oldu. Bir hafta işte Miami'de oldular. Öyle Melisa'nın yani karnesini almadı. Karne aldığı dönemde ben orada değildim yani arkadaşlar. Karne alma dönemini kaçırmadım. Buradan bunu söylemiş olayım. Onun dışında yarı yıl tatil. Çünkü Melisa International okula gidiyor. Yani normal bütün Türkiye'deki okul tatili olduklarında sistemler farklı. Onların mesela Christmas döneminde tatilleri vardı. Şimdi mesela şu anda yok. Onların Şubat sonunda oluyor olacak ya da Mart'ta galiba oluyor olacak. Yani hani farklı işliyor aslında bizim şeye göre. Melisa'nın gittiği okul. Yabancılar var çünkü okulunda. Türk yok pek fazla. Pek fazla hiç yok diyebilirim. O yüzden öyle. İlişkiniz nasıl gidiyor? Tatilden de döndünüz. Güzel midir? Güzel haberlerinizi alır mıyız? Evlilik var mı ufukta? Çocuk da dedik çünkü. Çocuk da dedik. Yani ben çocukları çok sevdiğim için evet çocukları 3 tane bile yaparım. Yani yapmak isterim. Çocuğum olsun isterim Allah'ın izniyle. Bilemiyorum ama hani şu anda hani öyle bir hani şöyleyim. Şimdi düşününce 23 yaşında nasıl bir bende cesaret varmış da böyle yani tek başıma doğuma girdim, anne oldum. Hani ne kadar büyük bir olay aslında. Şu anda düşündüğümde daha böyle bir aa diye korkuyorum. Korkmuyorum. Sadece böyle bir hani çok fazla böyle bir strese wow hani çok zor bir şey aslında hani hamile kalma dönemi hani 9 ay sonra doğum yapmak bebek emzirmek dönemi hani her gece 2 saatte bir kalkıyordu falan hani bayağı iyi aslında becerdim bu işi. Şimdikinde mesela birazcık daha çekiniyorum diyebilirim. İstiyorum tabii ki de hani Allah bilir ne zaman olacağını ama hani hani Guido'dan bahsediyorsun. Guido gayet güzel tatlı bir şekilde ilişkimiz devam ediyor. Eğlenceli. Drama yok. İşte hayatımızda bir stres bir şey yok. İşte hani kim aa ne yaptı ne etti işte öyle yapmamalısın falan denilen bir şey yok. Hepimiz ben şöyle düşünüyorum. Yani buna şu kafaya geldim diyelim. Yani hep böyle düşünürdüm ama şu anda iyice tamamen rahatladım. Kelebek gibi hissediyorum kendime hep söylüyorum. Biz hepimiz bağımsız insanlarız. Kadın da erkek de evlensek de evlenmesek de önemli değil. Erkek arkadaşımız olsun olmasın. Biz hepimiz bağımsız insanlarız ve hepimiz özgürüz. O yüzden birbirine saygı çerçevesinde saygı ve sevgiyle ilişkini sürdürdükçe herkes ne istediğini yani ne isterse yapabilir diye düşünüyorum. O yüzden ben şu anda eski kocamla yemeğe de gidebilirim. Bunu zaten erkek hiçbir şey diyemez. Ben arkadaşlarımla dışarıda çıkabilirim. Ben istediğim yurt dışına da gidebilirim. Yani her şey saygı çerçevesinde ama böyle ilerlerse ben yani bu ilişkilerin artık böyle ilerlediğini, böyle olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden Guido'yla da gayet hani o kendi çevresi, benim çevrem. O bana ayak uyduruyor, ben ona ayak uydururum. Beraber özgürüz. Kimse hani hapishanede değil, nereye gitmek isterse gider, ne yapmak isterse yapar. Ama dediğim gibi saygı birbirine saygı duyarak, onu aptal pozisyonuna sokmayarak, düşürmeyerek, kimse kimseyi birbirine diyeyim yani, düşürmeyerek bence güzel bir şekilde gitmeli ve bizimki de öyle gidiyor şu anda. Bakalım çok küçük. Zaten hani Guido belki büyük falan gözüküyor ama 32 yaşında şu an Guido. Ben 29 yaşındayım. Yani hani o daha yeni şey yapıyor. Hani ben öyle. Yani hani anladınız mı? O yüzden böyle evlenmeliyiz falan hani öyle bir durum yok. Hani böyle bir eğlenceli günlerimiz güzel geçiyor. Eğlenceli gidiyor yani. Yani çok mutluyum. Yani ben hani çocuğum olmamış olsa, benim bu hayatım kendi sorumluluklarım olmamış olsa belki de evet ona böyle hani şeyine de takılıp böyle sürekli onun peşinde şey yapmalıyım. Ama hani ben İstanbul'a döndüğümde ben İstanbul'da kendimle çok mutluyum. Yurt dışına arkadaşlarımla gittiğimde arkadaşlarımla çok mutluyum. Onunla Guido'yla gittiğimde yine mutluyum. Yani benim kendi sorumluluklarım var. Ben hani böyle çok eğlenceli şey bir kadın falan halinde gözüküyorum ama ben bir anneyim. Hani benim o annelik dönem durumumu çok fazla görmüyorsunuz. Tabii ki de sosyal medyada hep böyle en eğlenceli tatlı dönüm şeyleri paylaşıyorum. Bazen hani gerçekten böyle hötlediğim falan kızıma oluyor tabii ki de. Yani anneliğim verdiği böyle bir ağırlık var aslında. Nasıl o göstermiyorum. Yani rahat, çok rahat bir anneyim aslında. Ama şöyle söyleyeyim size. Pek belki de doğru denilmeyecek ama kuralları da olması gerektiğini düşündüğüm için kuralları olan bir anneyim. Yani Melisa'nın saat kaçta yatacağını, hani her gün duş alması gerektiği, her gün ödevlerini yapması, şu andaki dönemde çünkü o. Hani okula gitmek zorunda, okul ödevlerini yapmak zorunda, işte jimnastiğine gitmek zorunda, baleye gitmek lazım. Yani hani saatleri var. Tabii eğlendiği, hani dışarıda beraber gezdiğimiz dönemler de var. Ama Melisa'nın kendi şu anda sorumlulukları var zaten. O yüzden disiplinli bir şekilde, evet tabii ki de öyle olmak zorunda. Yoksa hani işin şeyi... şey olur çıkar yani. O yüzden
öyle. Hem rahatım ama bir yandan da kuralları olan bir anneyim. Hani onun dışında Melisa zaten herkese saygıyla büyümeyi öğretiyoruz şu anda. Zaten hani saygı davranması gerektiğini biliyoruz. Çünkü gerçekten Melisa için hani böyle bir babası ve böyle bir annesi var. Onun zor bir dönemi olacak. Zordu bir döneme de başladı. Çünkü çok fazla tanınıyor. Çok fazla her istediği olma durumu var. O yüzden biz böyle birazcık daha onu daha böyle down to earth nasıl denir işte. Hani daha sakin, daha böyle hani her şeyi hemen elde edemeyeceği, hani beklemesi gerektiğini, bazen bazı şeylerin değerlerinin daha yüksek kuvvetli, hani şimdi her şeyi hemen elde edebilirse, yaparsa değeri kalmayacak bazı şeyler ve ben en çok beni korkutan, gerçekten kaybım şey olur, yani korkutan şey bu. Şey, bir şeyleri o kadar çabuk elde edince değerini anlamayacak ve değeri kaybolacak diye çok korkuyorum. Çünkü yani küçük şeylerden, ben çok ufak şeylerden de mutlu olan bir insanım, büyük şeylerden de mutlu olan bir insanım tabii ki de. İnşallah Melisa da hani hiçbir zaman daha fazlasını isteyip daha büyük şeylerle mutluluğa ulaşan bir çocuk değil de her zaman ufak şeylerle, ufak mutluluklarla elde, yani mutlulukları alacak, yani hissedecek diyebilirim yani inşallah. Küçük şeylerle de mutlu oluyor. İnşallah, inşallah, evet, öyle yapmaya çalışıyorum ben. Evet, çünkü çok zor, çok zor. Düşünsenize ya, Acun Ilıcalı babası, Şeyma Subaşı annesi şu anda öyle büyüdü zaten. Çocuğum özel uçakta doğdu gibi bir şey yani hani. Onun için çok zor. Bakalım, inşallah öyle olacak. Bence yurt dışında yaşaması Melisa'nın daha iyi olacaktı ama Acun buna uygun görmüyor. Bakalım. Peki geçtiğimiz günlerde bir de üzücü bir haber aldık. Her kişi kapattınız. Bunu kapatma süreci nasıl oldu? Özlüyor musunuz uzun kafeyi? Bir süredir, uzun bir süredir zaten bunu konuşuyorduk biz aslında, bir 2-3 aydır falan. Yani ama öyle olması gerekiyordu. Çünkü çok fazla bir iş, çok fazla yoğunluk, çok fazla oraya hani sorumluluk gerektiren bir şey. Hani ben yurt dışına gitmemeliyim. Ben hani hiçbir başka iş yapmamalıyım. Sadece health işin, kafe, restoran işletmeliyim. Hani baş sahibi olarak başında durmalıyım. Her şeyi kontrol etmeli. Aynen öyle. O yüzden gerçekten zor. Çok zor bir iş. Bir yerden herkes söylüyordu. Yani ben kafe restoran sahibi olacağım diye diğer şeylerimden fedakarlık yapmak istemedim. O yüzden bu benim tercihimdi. Bu benim seçimimdi. Bundan da mutluyum. Birazcık daha rahatladım diyebilirim açıkçası. Çok daha rahatladım hatta. Kapattık ve şu anda tamam. O büyük bir sorumluluk, büyük bir böyle işte burayı böyle yapmalıyım, hayır onları böyle yapmalısınız, şunları getirmemelisiniz, personel gideri böyle olmalıydı, şöyle. Ha, o sorumluluk bitti, kapatıldı, okey, daha fazla bir şeye gerek yok. Şimdi şey var, kendi işine bak, daha rahatım yani. Daha çok daha çok daha rahatım. Çok daha rahatım. Bakalım, sonuçta health iş benim şu anda, hala benim üzerimde. Başka dünyada, başka bir yerde veya burada yine başka bir yerde franchising vermek ya da başka bir yerde açmak, belki bilemezsiniz yani. Hala benim, tabii benim. Reçete bende, menü, her şey bende.